çıkarttım abi. Abi Tolga abi sana 200 lira yolladı. Tolga avukat Tolga abi İzmir'den. Tolga abiye bir şey söyle buradan bari abi. İzmir'in kutlu olsun Tolga abi, 3 gün kaldı. İşçi bayramı, 3 gün sokağa çıkma yasağı. Bayramda da sokağa çıkma yasağı. Virüsün biteceği gibi değil, ortalık çok berbat. Camilere geçemiyorum, cami hocaları sopa çıkartıyor. Salgın nedeniyle yemek de yok. İnsanlar bunalıma girdi, yolda kimse de para yok. Hiçbir şey alıp da satmayacağım, ortalık çok kötü oldu. Satılmıyor mu abi? Ondan mı alıp satmayacaksın? Ya satılmayı bırak, insanlarda para yok, herkes sokakta aç. Aç diyorsun yani. Aman abi, üzülürsün. Aç da ne olacağımız belli değil yani. Her an ortalık patlayabilir, gasp, hırsızlık, silahlı yağma, her şey olabilir. Başka ne diyorsun abi? İkinci virüs gelirse çok kötü olur, MERS virüsü var. Diyorsun abi. Abi salam ekmek yemişsin galiba, bir şeyler olmuş. Boğazımda kaldı, ölüyordum. Çok hızlı yemek yiyorsun demek ki abi. 20 milyona aldım o salam kaşarı ayranı. Birdenbire yedim, burada kaldı, ölüyordum. Allah Allah. Nefes 20 alalım. Milyon verdin diye dedin herhalde, bunu bir anda yiyeyim yutayım dedim, bitireyim dedim. Aybert, iftar yemeği yiyemedikten sonra delirdim ben. Sen oruç tutuyor musun ki iftar yemeği dedim abi? Gittim Arap camine, hiçbir yerde yemek yok. Salgın nedeniyle. Vermiyorlar yemek. Camiden beni böyle yaptılar. Kovaladılar mı? Ayıp ama Ramazan günü insan kovalanır mı? Eski Osmanlı zamanında Ermeni, Hristiyan, Hristiyan bile Ramazan sofrasında oturulmuş yani öyle aynı. Caminin içinde kavga çıktı. Milletin üstüne sopa çıkardı cami hocası. Öyle ırk din ilk ayrımı yapılmaz abi öyle. Salgın nedeniyle hiçbir yerde yemek yok. Allah Allah. Ülke çok karışık Aybert. Ne yapacak? Sercan abi de... Sen yani şey istiyorsun abi, iftar sofrasına oturmak istiyorsun. Ya yemeğe de alsam dışarıda yerim de ortalık çok Allah kötü Allah. Oldu ya. Ne yapacağız Aybert? Üzüldün mü Allah böyle dedin abi? 1 Mayıs'ta da trans kovuşu. Seni inşallah abi, Allah izin verirse iftar çatılı, iftar şeylerinde yersin abi. Bu sene böyle geçsin de insanlar iyi, sağlıklı olsun inşallah. Ya denize abi. Nasıl gideceğiz Aybert? Ben deniz seviyorum. Sen deniz istiyorsun yani. Ölen ölsün diyorsun virüsten, bana yok, ne denize mi gireyim? Yok ondan değil de denize nasıl gideceğiz? Ortalık mokoka yani. Abi billet. Bu sene denize nasıl gideceğiz? Kurban da 31 Ağustos, en sıcak gün. Evet. Birinci günü pazar. 31 Ağustos kurban. Abi, insan... Millet kurban nasıl kesecek? Sıcakta kesilmez mi abi? Kesilmez. Çok sıcak. 31 Ağustos kurban bayramı. Abi insanlar iyi olsun, sağlıklı olsun da bu sene de denize girmeyelim. Ne yapalım abi? Olmaz mı öyle? Sen yani? Şimdi tatil gide, Ayşe Avşe'ye gidemeyeceksin. Abi vallahi Tekirdağ'dan yollar kapalı. Geçemezsem gidemem abi. Tekirdağ'dan geçemezsem nasıl gideceğim abi? Ben Büyükada'ya, Kınalı'ya nasıl gideceğim? Vapurlar kapalı. Hı-hı. Deniz yolu gene gidemeyeceğiz abi yani. Peki ne yapacağız Ayfer? Vallahi abi açmazlarsa, gitmeyin derlerse gidemeyeceğiz. Bir şey yapamayız abi, ne yapalım? Ben tabii her gün gazete alıyorum ortalık için. Yani bu olay çok çirkin oldu. Bayramda da yasak. Bu ne olacak Ayfer? Vallahi abi ben dediğim gibi sağlıkları insanların yerine gelsin, virüs temizlensin, kurtulsun insanlar da abi. Başka bir şey istemeyiz abi. Ya olsun, ne yapalım? Tatil yapmıyoruz. Bayram ne yapacağız Ayfer? Şaşırdım kaldım. Bayramda evdeymişiz abi. Bak bayramda evdeyiz yazıyor. Sokağa çıkma yasağı işte evet. Ayfer. Ama abi anneannem okumuş, dedimin de canlı yanında söyledim, televizyonda görmüş. Cumhurbaşkanımız şey diyormuş abi, bu bayram çifte bayram yaşayacağız diyormuş abi. Yani virüs gidebilir gibisinden konuşuyormuş sanki abi. İkinci virüs gelirse ne olacak abi? İkinci virüs gelirse yandık abi. Biz sokağa çıkamayız, belki bir ay, 20 gün yasak gelirse otururuz. Onu demiyorum, ben denize nasıl gideceğim? Sen deniz oraya istiyorsun yani abi. Caddebostan plajına giden insan gidemeyeceğim. Dua edelim abi de virüs gitsin, ben önce sen denize gir abi inşallah, olmaz mı? Yani ben 1 Mayıs'ta Caddebostan plajına gidebilir miyim? Senin 200 de burada abi bakayım. Abi sana vereyim istiyorsan. Ayakkabı gel. Ayakkabı mı alacaksın? Gel. Bir dakika gel abi. Bak abi 200'üm burada, ben sana takdim edeyim abi. Buyurun abi. Tolga abi verdi sana 200'ünü abi. Teşekkür ederim Tolga abi. Teşekkür ederim Aybert abi. Yok Tolga, Tolga abi. Ya. Bak ben verdim abi 200'ünü, çekiyorum görsün abi Tolga abimle. Ama annem diyor ki abi sana diyor şey diyor, bir miktar ile diyor markete gidelim. Ayakkabı alalım. Erzak gel. Alalım evde yersin diyor. Seviyorsun püsküvitli, kaşardı, salamdı, kavurmaydı. Biraz öyle şeyle alalım yoksa parayı diyor piç edersin diyor. Kaset masete verirsin, yazık günah olur. Ayakkabı. Naci abiden mi alıyorsun kaset abi? Şey alalım ayakkabı. Tamam abi ben verdim paranı şimdi. Annemle gider alışverişsizliğini istiyorsan yapayım. Ayakkabı istiyorsan ayakkabı al abi. Adam sana yolladı. Halit nerede? Halit, halite var mı? Açık mı Halit abi? Bilmiyorum ki. Vallahi abi ayakkabı sen çok alıp alıp atıyorsun. Geçen de sana aldı şeyle Yaşar abiyle Metin sana aldı bir ayakkabı galiba. Yeniydi hem de sıfır gibiydi. Ne oldu ayakkabıya abi? Onlar kışlık da attım. Bu kötü mü? Bu çok
abi eski biraz da. Ben verdim 200'ünü abi. Ben herkesten de almıyorum, IBAN atmıyorum abi. Tamam. Çünkü almadığım halde yazıyorlar oraya abi. Tamam. Yok Cenk abinin sırtından mı geçiniyorsun, yok prim yapıyorsun. Ben sevmiyorum böyle şeyleri. Al istersen. Yok abi öyle şey mi olur abi? Ben hani bak verirken de gösterdim 200 geldi. 200'ünü olduğu gibi sana verdim abi. Ha vermek isteyen İstanbul'da olanlar gelsin burada elden verir, seni de bir görmüş olurlar abi değil mi? Gelebilirler yani abi. Ne diyorsun başka abi söyle. 200'ünü verdim. Tamam abi cüzdanına koyun abi. Hayır tabi. Alırız abi cüzdanına koy şimdi düşünmeyesin. Bir aspara değil abi. Adam sana yolladı te izinlerden. Böyle yapayım da abi. Parayı da fazla göstercilik ama böyle olmaz. Yolda çünkü madilik yaparlar sana Allah. Ama gerçi sen kimse göster mi diyorsun tamam abi. Böyle büyük paralar mı istiyorsun yoksa abi ondan mı gösteriyorsun? Bak nasıl gülüyorsun sen abi. Ağzını istedim. Adam Allah razı olsun, iyi adam abi, eksik olmasın. Herkesi seviyoruz buradan, gerçi bizi izleyen herkes başımıza tacı. Değil mi abi? Güzel yorumlar yazıyorlar abi. 2-3 tane böyle densiz çıkıyor kötü yazanlar ama olsun, ben onları engelliyorum abi. Hep güzel insanlar var abi seni izleyen, Allah helal olsun. Hep güzel güzel yorumlar yazıyorlar abi. Virüs çok kötü oldu Ayvan, evet. Tamam. Teşekkür ederim bir de o güzel yorum yazan insanlara da. Virüs kötü olmaz mı oldu tabi abi, piyasayı allak bullak etti, bak sokakta açık dükkan yok, insan yok. Ölenler çok mu abi? Ölenler çok tabi abi, olmaz mı günah? Yani. Sayı kaç Ayvan, bakacağım. Yani söyle adını. Abi istediğin zaman gel diyoruz, gelmiyoruz. Gelsene dakikaları. 35 kişi daha ölmüş abi. Evet. Bayburt. Nerede ölmüş abi? Bayburt. Huzur evi 35 kişi kronik. Evet. Allah rahmet eylesin abi, ne diyeyim. Ramazan günü üzücü, kötü. Şimdi videonu açacağım abi, sürekli video at 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 diyenler var abi, çok videolarını istiyorlar. Beğenen arkadaşlar var, eksik olmasın, Allah razı olsun, abilerimiz var. Ablalarımız var. Kardeşlerimiz var, seni çok beğeniyorlar, istiyorlar, seviyorlar. Bazısı da diyor, Aybek abi diyor, seninle diyor güzel konuşuyor, cana yakın, sizi seviyor diyorlar abi, ne diyorsun? Gazete okuyorsun mu abi? Onlar sana kötü yayın yapıyoruz. Onlar kötü şeyler çekiyorlar. Abi vallahi bayağı okuyorum, güzel güzel hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum. Ondan öyle güzel yorumlar görüyorum. Onlar bir müncamı çekiyorlar, onun için gitmek istemiyorum. Kim çekiyor videonu? Onlar. Allah Allah. Onlar. Abi vallahi abi ne diyeyim, bilmiyorum ki abi. Bak Aybars da maskesini takmış abi. Dükkana giriyor. Aybars'a bir şey diyor musun? He? Aybars. Ne diyeyim? Onunla da röportaj yapıyorsun, o da ünlü oldu abi. Evet. Senin sayende bizler de ünlü oluyoruz abi böyle. Anladım. Tanınıyoruz. Aybars abi de, Aybars da güzel çekiyor, muhabbeti güzel. Evet. Onunla iyi konuşuyor diyor kimi de abi. Ne diyorsun? Önümüz 1 Mayıs abi. Önümüz 1 Mayıs diyorsun. Tamam abi. 3 gün mü yasak? 3 gün mü yasak? Perşembe yasak. Günü... Ama 1 Mayıs'a da denk getirdiler bu sene. Perşembe günü Esra yiyeceklerimi eve koyuyor, haberin olsun. Tamam. Ablan abi koysun, Allah razı olsun, bakıyorsun. Ay ben evde duramıyorum. Ne yapacağız böyle ya? Hı? Vallahi abi sen sıkıntılı gezmeyi seven bir insansın. Ne diyeyim ki abi yani? Bilmiyorum ki. Şaşırdın mı Aydan? Vallahi abi şaşırmadım da. Niye şaşayım? Çünkü biliyorum seni. Hem 3 gün 1 Mayıs yasak, sokağa çıkma yasağı, hem de bayram yasak. Ne oldu? Uzun uzun video at diyenler var abi. Demin bir arkadaş kardeş miydi? Yalan söyleyeyim, abimiz mi artık? Ufak mıydı bizden, büyük mü bilmiyorum. Teyzen nerede? 16 dakikalık diyor, video nasıl geçti anlayamadım. Çok anladım. Güzel muhabbet etmişsiniz diyor abi. Teyzen nerede? Eve çıktı, konuşacaktı o da abi. Seni isteyen vardı, onunla da video isteyen vardı. Gitti. Çekemedik öyle abi, ne diyeyim. Bu beni stara attı mı Aybe? Abi seni stara, şova böyle isimler veriyorsun bizim başımıza, bilmiyorum arttırmışsın artık ama böyle büyük kanallara seni bizden çıkartamayız. Anca onlar abi yakalarsın bir yerde, habercisini bir şeycisini mikrofona konuşuyorsun, öyle çıkarsın. Yani böyle telefonlara çekenler seni kandırmasın abi. Yok star yok, oydu buydu diye, yok abi. YouTube'a atarlar anca seni. TikTok'a atarlarsa atarlar işte abi. Haber böyle. Kanalları oradan alıyormuş öyle. Vallahi abi ben senin oradan alındığını hiç görmedim ama çalan arkadaş daha var. Videolarını çalıp çalıp bizim çektiğimiz videoları paylaşan arkadaş daha var. YouTube'da tekrar aynı şeyi atıyorlar abi. Çalıyorlarmış, ne oluyor o videoda? Abi ne oluyor ben sana söyleyeyim. Bizde şimdi izleniyor, bayağı görüyorlar abi izlendiğini. Kendi kanallarına, sitelerine atıyorlar ki yani onlarda da izlensin. Kendisi para kazansın arkadaşım, paşam çok benim. Çok mu izleniyor? Tabii abi.
paşam kendi para kazansın istiyor senin videolarınla. Ben diyorum çalmayın adamın videolarını diye ama anlamıyorlar abi. Şey abi önereyecektim sana. Ya biz senin videonun para kazansın sana verelim diye uğraşıyoruz abi. İnsanlar senin izleme videonun hakkını yani bir nevi hakikaten hakkını çalıyorlar senin evet, abi. Evet. O senin hakkın yani. Sen izleniyorsun, seni insanlar seviyor izliyor. O gelirde ne oluyor abi? Senin hakkın oluyor, elde ediliyor. Biz sana verelim diye çaba ediyoruz, topluyoruz. İnsan geliyor senin videonu alıyor, kendi kanalında paylaşıyor. Olur mu abi öyle şey? Halit Açık hakkını helal ediyor musun öyle çalanlar abi? Ne et diyorsun? Miyorum. Hakkını yemesinler, paranı da yemesinler. Hakkını videolarında. Halit Açık mı? Halit abiye bakarız şimdi abi. Yemek doymadım ben, ne sen yapayım? Zaten abi doyduk deseydin ben şaşıracaktım şimdi. İştahlısın maşallah ye. Ne yiyeyim ben? Lahmacun. Vallahi abi lahmacun mu istiyorsa canın lahmacun ye. Urfa'ya, Adana'ya söyleriz. Öyle ete kaçmayacağım normal. Ete kaçmayacaksın da lahmacun da kıyma abi. Sanki şey mi? Ne yiyeyim yani? Yani sen hafif bir şey istiyorsun böyle mi acaba? He. Lahmacun mu canın çekti? Lahmacun dediysen lahmacun ya abi. Başka ne yiyebilirim? Başka ne canın istiyorsa onu yersin abi. Ne istiyor mesela? Pilav, yoğurt. Nerede? Dükkanlarda almıyor, oturamıyorsun biliyorsun. Biliyorum. Telefonla söyleyeceğiz. Yandı galiba. Evet. Dükkanlar almıyor abi. Vallahi geçen gün de sana el hareketi yapmış diye oradan yemiyorsun öyle galiba, değil mi? Ha. Yemiyorsun. Ne yiyeyim şimdi? Oradan yeme abi zaten. Ne yiyeyim şimdi abi? Vallahi abi bir videonu çekiyorum. Videoyu kapatalım ondan sonra yemeğine karar veririz artık. Ha olur mu? Tamam. Bir üç şey gün ne yapacaksın kapatayım abi? Mı? Ne diyorsun? Sokağa çıkma yasağı 3 gün. Ha? Evde oturuyorum ben abi ne yapayım? Sıkılmıyor musun? Sıkılmaz mıyım patlıyorum ama ne yapayım abi yapacak bir şey yok. Bayram da yasak ne yapacaksın abi? Vallahi abi bayram da yasak o kötü oldu da ne yapalım abi. Dediğimiz gibi inşallah insanlar iyi olsun sağlıkları yerinde olsun da abi. Biz de evde oturuverelim ne yapalım abi. Yapacak bir şey yok deniz abi. Deniz sezonu ne zaman? Normalde deniz sezonu Haziran'ın sonuna doğru Haziran'dan sonra filan Ağustos Temmuz çok güzel oluyor şahane oluyor ama böyle giderse bilmiyorum ne olacak abi. Ne diyorsun bu konuya abi? Plajlar dolamaz şu an. İş yapamaz. Zaten abi yasak kalksa bile benim düşüncem hani iç içe girmez insanlar abi. Evet. Doğru mu dedim abi? Evet. Sen olsan mesela girer miydin abi? Çok kötü oldu Erdoğan abi. Hı? Sen iç içe girer miydin abi yasak kalksa da yani? Yok. Plajlarda evet. Değil mi abi? Kurban bayramı da çok sıcak. Kurban sıcak olur. Temmuz. Kaçı? Temmuz 31. 31 Temmuz. Evet. Abi çok da olmaz ama Eylül'e mi oluyor ki? Temmuz abi 31. Temmuz arası tamam sıcak olur abi yanar. Ne yapacağız abi? Vallahi abi yapacak bir şey yok. Ne yapalım abi? Kurban 9 gün bir yere kaçar mıyız? Kurbana kadar belki hesabı bitirirler mi abi? Şeker bayramında evdeyiz abi. Şekerde yasak devam edecek gibi gözüküyor abi. 1 Mayıs da çok sakat değil mi? Abi zaten 3 gün koydular 1 Mayıs'ı içine denk getirdi girdiler. Niye kalabalık sokaklarda oluyor ya abi kutlama olmasın diye yani kalabalık salgına olmasın salgına karşı diye. 1 Mayıs'a yürüyüş. Önlem aldılar. Bomonti'de afişler var. Allah Allah 1 Mayıs'ta abi. Salgına karşı 1 Mayıs yürüyüş. Diyorsun abi. Bu ne içse. Ben de sevmiyorum bunu götüm biri bu. Ne yiyeceğim ayırım? Sen söyle adını. Travesti götü gibi olmuş kabak. Travesti hatırlıyoruz. Ayvan ne yiyeyim? Bu ne? Kim geldi? Ne abi? Araba ne geldi? Abi sebze meyve bir şey satıyor herhalde abi. Abi şimdi 200 lira mı var dediği gibi annemin sen bunun bir miktarını toka yap kenara. Bir miktarıyla bence eve alışveriş yap ayakkabı, geceliği ayakkabı. Seviyorsun. Ayakkabı. Abi sen alacağın ayakkabı 100 liradır. 50 liraya bari bir şey al o zaman. Bir pay et öyle abi. Bir ayakkabı al, biraz yiyecek al. Ayakkabı nereden alalım? Gel bana. Vallahi abi burada biliyorsun bu neydi ismi unuttum adamın ismini. Halit abiden başka ayakkabıcı yok. Onda da sana göre güzel ayakkabı yok. Maddi mi ayakkabıları biraz? Ondan bilden rahat o sevmen alınır. Evet biliyorum abi. Çok ayakkabıya düşkünsün seviyorsun. Alamıyorsun abi niye öyle? Bulamıyorsun. Ayağın 46 diye mi yok ayağın? 46 ayağın? Yani. Ondan bulamıyorsun yani. Ayakkabıcı. Geçen senin aldığın sınıf ayakkabılar ne oldu abi? Kışlıktı onların Metin almıştı. Abi. Kışlık ayakkabı mıydı onlar? Gidemedi. Sen peki buçuk attığın ayakkabıları eve koyuyorsun atmıyorsun değil mi abi? Attım abi. Allah aşkına ciddi olamazsın abi çöpe mi atıyorsun? Allah Allah.
Sen çünkü devamlı ayakkabı alıyorsun abi. Şimdi Halit'te var mı? Bakalım mı? Bakalım abi. O zaman buradan sevenlerine son bir şey söyle abi. Yayını şeyi videoyu keseyim, kapatayım abi. 3 gün sonra 1 Mayıs işçi bayramı. Bayram da yasak. Kurban ne olacağımız belli değil. O da 9 gün kurban bayramı. İkinci bir virüs gelirse çok fena karışır ortalık. Ondan korkumuz var. Evet. Bülent Ersoy annesi öldü. Yıldıgerli taşı kaybettik. Allah rahmet eylesin abi, ne diyelim değil mi? Başka diyecek bir şeyimiz yok abi. Dün de beni askeri cezaevine atıyorlar. Daha benim olsun hayvat abi. Sen asker misin ki atıyorlar seni askeri cezaevine abi? Tamam da abi, askeri cezaevi suç işleyen askeri atarlar oraya. Bal sen asker değilsin ki. Balmumcu'da askeri tamam cezaevi var. Oraya atılıyorlar. Sen abi başçavuş musun, yarbay mısın, seni niye oraya atsınlar? Kastelik mi? Tamam da sen abi askeri personel değilsin ki, asker de değilsin. Yalan söylemişti, atamazlar seni oraya. Oraya atamaz. Atamazlar abi. Balmumcu'da mı geziyordun dün? Demirliği açtı asker. Allah Allah. Burası dedi askeri bölge. Oraya girmeye kalktım ben. Allah Allah, neden abi oraya girmeye kalktın acaba? Merak ettim. Asker var diye içeride yoksa. Seni. Ama şey abi, öyle yerlere girmeye kalkma. Çıkar bir yanım böyle bir şey, seni akıllı zaten ateş eder. Sağ ol abi. Ateş maçı da Allah korusun yani. Allah korusun, evet, üzülür evet. Sonra büyüyünce insan sana. Boş ver, sen öyle yerlere askeri girme. Askeri cezaevinde tehlike mi? Aynen. Askeri tabii, bölgeleri ne demek o? Yani abi askeri bölge, yani o askerin olduğu bölge abi. Orayı kapatıyorlar demirlerle. Onlara ait bölge. Dışarıdan öyle kimse giremez abi oraya. Girdiğim an ne olur? Abi girdiğin an uyarı verir. Ateş etme etkisi de olabilir abi, edebilir de yani. Bir şey zanneder seni. Tamam. Eylem yapıyorsun zanneder oraya karşılık. Bir şey yapıyorsun zanneder abi. Zarar vereceksin diye oraya. Makine var mı onun? Yapabilir. Tabii abi, nöbetçiler var asker. Tamam. Nöbetçi olmaz mı abi? Onun için öyle yerlere boş ver askeri abi. Askeri bölge tehlike mi abi? Tehlikeli abi. Havalar da maşallah yaz gibi abi, ne diyorsun? Çok sen iyi. Denize giremiyorsun, olabileceksin değil mi abi? Büyük adaya mı gidiyordun abi? He. Büyük ada falan şu an Kınalı abi. Kınalı da iyi de ne yapacağız bilmiyorum. Kınalı da mı güzel abi diyorsun? En çok sevdiğin ada hangisi abi? Büyük ada. Büyük ada değil mi? Güzel orası. Ama orada da her şey pahalı abi. Evet. Yiyecek içecek çok pahalı adalar abi. Vallahi abi çek çek diyorlar ama bugün fazla konuşmuyorsun, bir şeyler anlatmıyorsun evet, abi dedi. Videolarda para kazansın da onu da sana toka yapacağım abi. Senin için çaba gösteriyoruz vallahi abi. Tamam. Reklam deriz, şey olursa sen zaten Allah razı, elin açık çay çorba ısmarlıyorsun insanlara, ben biliyorum seni. Elin açık senin. Teyzem abi. Çekti, ben nereye attı oldu? Vallahi teyzemin çektiklerini de ben atıyorum abi. Evet, tabii. Onlarda da reklam olursa o da kazanıyor video. Bu videolar para kazanıyor yani abi. Çektiğimiz videolar reklamlardan para kazanıyor açıkçası abi. O paralar da sana yani abi. Televizyon alıyor mu bunları? Bunları televizyon almıyor. YouTube abi bunlara reklam koyuyor işte. Öyle. O izlendikçe tıklama başı reklamlardan ne atıyorlar bilmiyorum. Ücret atıyorlar abici. O para toplanıyor işte. Tamam. Sana yani Cenk Bey'e yardım kampanyası gibi, bağış gibi oluyor bunlar. Toplanıyor, sana abi veriliyor. Toplansın abi, bunlarla da yazın bir şey alırız sana. Şort alırız, terlik alırız abi. Güneş gözlüğü alırız. Ama bir pin kodu gönderemedi bu AdSense hesabı. Ne nalet bir hesapmış bu. Ne pin kodu geldi, kimlik gönderdik. Ondan sonra kimliğimi gönderdim abi, hesabı yapsınlar diyor. Vallahi abi. Ayvent yolda gidemiyorum, cinsel taciz oluyorum, oraya söyleyeyim. Buraya söyleyeyim, cinsel taciz yapmayın yollarda Cenk abimize. Yolda gidebilsin lütfen. Gidemiyormuş yollarda. Doğru mu söylüyorsun abi, böyle söylüyorsun? Kim yapıyor bunları sana abi? Tanıyanlar. Allah Allah. Abi senin gibi bir erkek adama cinsel taciz yapılır mı ya? Yapıyorlar işte. Diyorsun. Ateş mateş diyorsun, bir şeyler diyorsa diyorlar filan. Silah makine filan diyorsun ya, makine nedir abi? İşte makine atacaklarmış. Kim atacak sana bağ makine? Gösterdi. Dağ başı mı burası bağ abi? Gösterdiler. Allah Allah. Kim gösterdi makine? Bayram Sokağı. Bayram Sokağı gösterdi. Allah Allah. Ya abi buranın emniyeti var, şeyi var, savcısı var, hakimi var. Burası şey mi abi? Evet. Dağ başı mı öyle? Niye ateş ediyorlar, makine atıyorlar? Nedir yani? Ne yapıyorlar? Ayvent ne yiyeyim ben? Şaka maka videonda bayağı oldu. 20 dakika ilk defa uzun bir video çektim seni abi. Buradan herkese selam söyle. Soyun abi. Soyunmayayım değil mi? Soyunma abi. Ayıp, erkek adamsın abi. Sonra burada çocuk izleyen oluyor, bayan izleyen oluyor, ailesiyle izleyen oluyor, seni seven oluyor. Böyle insanlar uzaklaşır, izlemezler abi rekabetçi videolarını. Abi tam 20'de keseceğim videonu abi. 20 dakikaya yaklaştı, hele olsun. Uzun uzun video çektik abi. Abi ben kahve acıktım ben. Tamam abi, şimdi hemen söylüyorum sana yemeğini. Ne söyleyeceğim? Abi. Ne istiyorsan söylüyorum abi. Adalarda ne var?
Döner, kebap. Bir de her şey var abi. Son bir şey söyle abi. Tam 20'de kesiyorum abi videonu. 3 gün sonra 1 Mayıs. Sokağa çıkma yasağı, tamam. Bir de bayramda sokağa çıkma yasağı. Tamam abi. Herkese selam olsun. Söyle abi. Bir daha herkesin bayramı kutlu olsun. 3 gün sonra da 1 Mayıs kutlu, tamam, olsun.